Merhaba arkadaşlar. Nahiv'den konumuz mebni isimler. Öncelikle mebni'nin bir tanımını yapalım. Ne demek mebni? Cümlede yeri değişse de sonunun şekli değişmeyen kelimeye mebni denir. Demek ki kelimenin cümledeki yeri değişse de sonu değişmeyecekmiş. Yani sonu derken sonundaki hareke ya da sonundaki sükun, yani son harfinde ne varsa. Son harfinde ne varsa hiç değişmeyen, her yerde aynı kalan isme ya da fiile mebni isim ya da mebni fiil diyoruz arkadaşlar. Mebni'nin zıttı, şuraya yazayım ben size. Zıttı muğrap arkadaşlar. Muğrap o zaman ne oluyor? Cümledeki yeri değiştikçe sonunun harekesi değişen demek oluyor. Mebni'nin zıttı muğrap. Arapçada mebni isimler neler? Bu derste bunları ele alacağız. Bir sonraki dersimizde de mebni fiilleri ele alacağız. Mebni isimler belli arkadaşlar. Sayıları belli, neler oldukları belli. Az yani, çok fazla değil. Çoğunluğu muğrap isimler oluşturuyor. Evet, birincisi zamirler arkadaşlar. Zamirler deyince 3 tür zamir var. Onları yazdım buraya. Huve, hiye, ente, enti, ene. Bunlar huma, entuma, hum, hunne, entum, entunne, nahnu. Bunlar arkadaşlar munfasıl dediğimiz zamirler. Bunlar mebni, hiçbir zaman değişmez sonları. Huvenin sonu her zaman huvedir. Hiyeninki her zaman hiyedir. Hiçbir yerde değişmez. Bunlar böyle. Değişmez. Bunlar mebni. Nahnu'ya kadar. Ayrı dediğimiz munfasıl zamirler. Bir de muttasıl dediğimiz zamirler var. Hu, ha, huma, ke, ki ve mütekellim yesi. Ye sakin bu arkadaşlar. Bir örneği esreli. Huma, kuma, hum, hunne, entum, entunne ve na. Bunlar da, pardon, entum yok ya, özür dilerim, düzeltiyorum. Kum olacak, pardon. Kum. Entum munfasıl çünkü. Kunne. İşte bunlar da muttasıl zamirler. Bunlar da değişmez. Yalnız sadece şu hu, huma ve hum, bir de hunne zamirleri. Bunlar ses uyumu sebebiyle hi olabilir bazen, yani öncesi esreli olduğu için. Mesela şuraya yazıyorum, bakın. Bir, bu esre ya, hi. Yani bu hi oluyor. Hi olmasının sebebi B harfi cerrin onu cer etmesi değil. B'nin esresine uyum sağlamak için oraya esre konuyor. Yani irabı değiştiğinden değil yani bu da. Bunu da bu şekilde bilelim muhakkak. İrabı değiştiği için değil demek ki, tamam mı? Hu hi olur, huma hima, hum him, hunne de hinne olabilir. Bu da irab değişikliği değil, bak buna dikkat edin. Bunlar muttasıl zamirler, isme de bitişebilirler, fiile de bitişebilirler. İsme bitiştikleri zaman muzafile olurlar, fiile bitiştikleri zaman mef'ulün bih olurlar bunlar. Bir de fiillere bitişip sadece fail olan muttasıl zamirler vardı. Tesniye elifi bu, cemi müzekker vavı, cemi müennes nunu, muhataba harekeli fail tesi, fail nası, bir de müfret muhataba yesi var arkadaşlar. Bunlar da sadece fiillere bitişir. Daima merfu, mahallen merfu olacaklar. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bu zamirler, bu mebni isimlere her zaman mebni diyeceğiz. Ama diyelim ki cümlede bunlar cümlenin bir ögesi olup da bir irab alması gerekiyorsa o irabı da mahallen olarak ifade edeceğiz. Tamam, yani diyelim ki fail ise zamir, mahallen merfu diyeceğiz. Mef'ul ise mahallen mansup diyeceğiz. Bunlara dikkat edelim yani. Dolayısıyla bunlar, şunlar sadece mahallen merfu olur. Bunlar da çoğu zaman mahallen merfu olur. Bunlar isme bitiştikleri zaman mahallen mecrur olurlar. Çünkü muzafın ileyh olacaklar. Fiile bitiştikleri zaman da mef'ulün bih oldukları için mahallen mansup olurlar. Harfi cerlere bitişirse mahallen mecrur olurlar. İnne ve benzerlerine bitişirse mahallen mansup olacaklar.
Zamirler hepsi bu kadar. İsmi mevsuller var. Tesniyeleri hariç bunların. Bunlar murap. Tesniyeleri tesniye gibi murap. Yani ref halinde elif, nasb ve cer halinde ye alırlar. Elle zeyni. Burası da elle zani. Burası elle tani. Elle teyni. Bunlar muğraptır tesniye gibi ama şunlar kalanlar ise ellezî, elleti, ellezîne de bir lam var. Ellezîne, ellâti, ellâi, ellevâti. Bu üç tanesi, şu üçü kadınlar için. Bunlar üç tanesi sırf kadınlar için. Bunlar mebni. Ma akılsızlar için. Men de akıllılar için kullanılan ismi mevsullerdir. Ellezî erkek için. Ellezî kadın için. Ellezîne çoğul erkekler için. Bunlar mebni arkadaşlar. Tesniyeleri muğrap. İşaret isimlerine geldik. Bunlardan da tesniye olanları hariç. Ha zani ref alameti elif. Ha zeyni nasb-ı cer alameti ye. Ref alameti elif. Nasb-ı cer alameti ye bunların. Bunlar da böyle. Bunlar da tesniye olduğu için muğrap bunlar. Değişebiliyor yani. Ama şunlar mesela haza, hazihi, haulai. Haza müfret müzekker, hazihi müfret müennes, haulai hem müzekker hem müennesin cemisinde. Zalike uzak için müfret müzekker, tilke uzak için müfret müennes, ulaike de uzak için cemi müfret ve müzekker ortaktır. Soru isimlerinden hepsi eyyü hariç hepsi mebni. Men ma, men kim ma, ne meta ne zaman, eyne nerede, kem kaç, keyfe nasıl. Bunlar da soru isimleridir. Eyyü hariç tabii ki. Eyyü hangi demek o değişiyor. Aynı şekilde şart isimlerinden de eyyü olan. Eyyü şart isim de olabilir o, orada hariç. Şart isimlerinden de in, mehma, ma, men, eyne, eyne, ma, meta, iza, lev. Bunlar da şart isimler olarak mebni isimlerdir. Zarflardan da bazılar, hepsi değil bazıları. Bunlardan hayfü var mesela. Hayfü ötre üzeri mebni. Hayfü emsi esre üzeri mebni. El ane fetha üzeri mebni. Bunlar da zarflardan mebni olanlar. Bir de geldik mürekkep sayılara. Mürekkep sayılardan da 12'nin ikisi hariç. O ifna olabilir. İfney olabilir. Diğerleri hepsi mebnidir. Hem de fetha üzeri mebni. 12'nin ikisi hariç hem sıra sayıları hem normal sayılar 11'den 19'a kadar olan sayılar nedir? Fetha üzeri mebnidir. Hiçbir zaman değişmez bunlar. Şimdi bir ismin son harfinde hangi hareke varsa o hareke üzere mebni olduğu söylenir. Mesela hüve ne üzeri mebni? Fetha üzeri mebni. Hiye fetha. Entine üzeri mebni? Esre üzeri mebni. Ya diyelim ki hareke yoksa bir ismin son harfine bakacaksınız. Yani mebni ismin ne üzere mebni olduğunu anlamak için son harfine bakıyoruz. Eğer son harfte hareke yoksa o zaman sükun üzere mebni olduğunu söyleyeceğiz. Mesela ene ne üzere mebni? Son harf elif. Hiçbir şey yok. Sükun üzere mebni. Mesela huma elif var. Ne üzere mebni? Sükun üzere mebni diyeceksiniz. Mesela bu ye ne üzere mebni? Sükun. Ama mesela ke esre üzere mebni. Yani sonunda ne varsa mesela ellezine nun fetha üzeri mebni. Ellezide ye var sükun üzeri mebni. Bu da öyle. Son harfi neyse o şey üzeri mebni olduğu söylenecektir. Ve bunlardan herhangi birisi cümlenin ögesi olursa mesela fail olursa ne diyeceğiz? Mahallen merfu diyeceğiz. Mef'ul olursa mahallen mansup diyeceğiz. Harfi cerden sonra gelirlerse mahallen mecrur diyeceğiz. Alıştırma yapalım. Burada cümlelerdeki mebni kelimeleri söyleyeceğiz. Men var. Soru ismi olarak sükun üzere mebni. Ondan sonra yarahu'daki hu zamir zamme üzere mebni. Burada da men var. Yine aynı şart ismi. Sükun üzere mebni. Bir de yarahu'daki hu aynı şekilde. Şimdi gelelim cümledeki yerine. Men burada cümlede nedir? Müptedadır. Ya'mel haber olduğu haberdir. Men müpteda olduğu için ne diyeceğiz? Mahallen merfu diyeceğiz. Çünkü müptedanın bulunduğu yerdeki kelime ötürü alması lazım. Merfu olması lazım. Bu merfu mu? Evet merfu ama
sükun üzere mebni mahallen merfu olduğunu ifade ediyoruz. Yere hu'ya gelelim. Yere görüyor kim? Huve o men. Neyi hu onu? Buradaki hu da ne oldu? Mef'ulün bih olduğu için mahallen mansup oldu. Diğer ikisi aynıdır. Hâzâ işaret ismi sükun üzere mebni mahallen merfu çünkü mübtedadır. Burada hüve var. Bu fasıl zamiri fetha üzere mebni irab'dan mahalli yok bunun. Yani cümlenin bir ögesi olmadığı için irabı yok yani. Ellezî haber olduğu için sükun üzere mebni haber olduğu için mahallen merfu. Vatane hu derken hu burada vatan ismine muzafinli olduğu için o da fetha üzere mebni ama ötre üzere mebni fakat mahalle mecrur çünkü vataneye muzafineh olmuştur. Buraya bakalım. Na var. Celesina derken bu da fail olan na. Fail nası fiili maziye bitişen sükun üzere mebni mahallen merfu diyeceğiz çünkü fail. Nahnu var burada. O da na'nın tekidi olduğu için tekidi ötre üzere mebni mahallen merfu. Failin tekidi olduğu için. Burada haythu var. Bu da zarf. Ötre üzere mebni mahallen mansup diyeceğiz. Çünkü zarflar mansuptur. Bu kadar. Eyne soru ismidir. Üstün üzere mebni. Ve burada haberdir. Mahallen merfudur. Nahnu zamir, ayrı zamir, münfasız zamir. Ötre üzere mebni. Mahallen merfu çünkü mübteda. Haula işaret ismi esre üzere mebnidir. Mahallen mecrur harfi cerden sonra gelmiş. Kânû'daki vav, kâni muttasız zamirlerden cemî vavı zamirdir. Sükun üzere mebni mahallen merfu çünkü kâninin ismi. Ellezîne burada harfi cerden sonra da geldiği için mahallen mecrur. Fetha üzere mebni. Yestemi'ûne derken vav cemî vavı o da yine merfu fail olduğu için mahallen merfu. Yettebi'ûne'deki vav da öyle. Aynı yestemi'ûne'deki vav gibi. Bir de ahsene hu'daki hu muttası zamir. Ahsene ismi mensuptur. İsmi tafdildir. Hu muzafineh olduğu için mahallen mecrur diyoruz. Selâsete aşyara mürekkep sayı fetha üzere mebni mahallen mensuptur çünkü mef'ulün bihtir. Necehu derken vav var. O da mahallen merfu çünkü fail. Men min ha'ulaytulav evet men soru ismi mübteda olduğu için mahallen merfu. Ondan sonra Haula var. İşaret ismi harfi cerden sonra geldiği için mahallen mecrur. Keyfe var burada. Bu da haber olduğu için mahallen merfu fetha üzere mebnidir. El-an da zarf olarak mahallen mansuptur. Aynı zamanda fetha üzere mebnidir. Burada boşlukları ne dolduracağız? Sadece mebni isim getireceğiz buraya. Ente buraya uygun. Mebni bu var. El an anlamca uygun değil. Ondan sonra gelelim buraya. Eyne kütübüke anlamca bu uygun. Diğerleri mebni ama anlamca uygun değil. Kitapları nerede? Ahmet huvellezi safera. Ahmet et talip ellezi. Desek olmaz. Huve'yi koyacağız buraya fasıl zamiri olan huve'yi. Pardon şurada şunu koyacağız. Bu da fasıl zamiridir. Mahallen hiçbir irabı yok. Fasıl zamiri çünkü. Meta vasale Ahmedü min Bağdat. Meta burada doğru. Burada da uhibbü en erake el an şu an. Şimdi o da mebni zarf. Yestezgürü durusehu burada men şart edatı olarak uygundur.
şart edatı olacak orada. Kim dersini tekrarlarsa imtihanda başarır. Camiye girdim. Kabilel ezan. Burada kabile ama bu mebni değil yani. Zarf bu. Bu mebni değil. Vasele ehade aşere amilen mebni olan bu. Burada da boşluklara mebni isim getiriyoruz. Buradakileri, parantez içleri koyuyoruz. Parantez içindekileri. Ehsin illa meni koyduk buraya. Ondan sonra burası ene uhibbu, ben seviyorum. Sonra burası 3. Eyne, eyne teskününde nerede oturuyorsun? Burası ise Yeclisu Valdi Haysu. Yeclisu Dayfu Haysu'yu koyduk, zarf. Bu da in olacak. Ya da iza diyelim, iza varmış orada. İza fealte. Ondan sonra Sezhebu ilamezi el-an. El-an burada var. İki tane men kaldı geriye. Men gale hazera. Bu soru men yeştehit. Bu da şart. Bu ayette geçen ayin el-ismel mebni fiha. Mebni isimleri göster. Sebbehalillahi ma fis semavati derken burada ma var. Bu İsmi mevsul. Ve ma fil ardi derken yine ma var. İsmi mevsul. Ve huve derken huve var. Zamir. Huve derken zamir var yine burada. Huve. Ellezi derken ismi mevsul var. Mebni. Ahrecellezine derken ellezine var. Keferu derken vav var. Min ehlil kitabı min diyarihim derken muttası zamirden him var. Mazanen tüm derken tu var. Harekeli te. En yahrucu derken vav fail zamiri. Ve zannu derken vav fail zamiri. Ennehum derken hum muttası zamir. Maniatuhum derken hum muttasız zamir. Husunhum derken hum muttasız zamir. Feetahum derken hum muttasız zamir. Haythu derken bakın zarf. Haythu. Yahtesi buradaki vav, cemi vavı. Gulubihim derken him zamiri. Yuhribu ne derken vav. Buyutehum derken hum. Bi'eydihim derken him. Ve eydiyel mü'minine fe'atibiru derken vav. Ondan sonra başka da yok. Beyin mevki ama tahtehu hattu minel i'rab. Altı çizili kelimenin cümledeki yerini yani mahallen i'rabını söyle diyor. Merartu bi demiş harfi cerden sonra geldiği için. Fi mahalli cer mahallen mecrur. Bakın cer mahallinde diyor. Biz ona mahallel mecrur dedik. O da olur. Burada altını çizmemiş herhalde hazayı diyor. Fi mahalli ref'in diyeceğiz. Mahallen merfu olacak. Tamam mı? Fi mahal çünkü mübteda. Mübteda olduğu için bu. Mübteda olduğu için mahallel mecrur. Yicbu alel insan en yekune en mükafi haysu yicbul kifah. Bu da fi mahallin nasb olacak. Çünkü zarflar hep öyle. Bu da tam ihtiyar ki hamsede mahallen merfudu çünkü fail. Eynel muhasib mahallen merfu çünkü haber. Uhib bu mef'ulün bih olduğu için mahallen mansup. Yani nasb mahallinde mef'ulün bih olduğu için. Ondan sonra bu da mahallen mansup. Çünkü bu da mef'ulün fih yani mekan zarfı, zaman zarfı. Men vehebe nefsehu lil vatan. Evet bu da mübteda olduğu için mahallen merfu ref mahallinde. Bu da mübteda mahallen merfu ref mahallindedir. Burada da istebdil bima tahtu hattu fima eti esma'l mebniyeten mebni isimlerle değiştireceğiz bunlar. Altı çizili kelimeleri.
Burada vuzera demiş, cemi isim olduğu için hum koyabiliriz. Raytuhum deriz olur. Ahmet yerine huve koyabiliriz. Çünkü müfret müzekker zamir. Haza da olur. Hazani yerine humayı koyacağız. Huma taliban. İnne hateyni yerine humayı koyalım yine. İnne huma bu sefer fetataniden el takısı kalkacak. Fetatani olacak bu. Haber olacak çünkü innenin haber olduğu için yani. İnne huma fetatan. Husam ve Faysal yerine huma koyabiliriz. Sabir yerine hu koyarız. Ennehu deriz. Bunun yerine hunne koyabiliriz. Bunun yerine de tullab dediği için hum koyabiliriz. Burada da yine buradaki şeyleri bulalım yani mebni isimleri ya da isimleri. Yesteiddu li itqani lugati'l fransiyeti min cihetin ve taallemella min cihetin ukhra. Fe'ahaze yebhasu li nefsihi derken zamir var. An muallimin hasin yu'inuhu derken hu zamir. Ala zalik derken bak işaret ismi. Ve bede rifaquhu derken zamir. Yebhasune derken zamir. Lehu derken zamir. Anil muallim ellezi ismi mevsul. Yulaimuhu derken zamir. Gile lehum derken hum zamiri var. İnne sahibe kum derken kum var. Zamir, muttası zamir. Ama ve la budde en yetealleme el ilme. Yok kitabetel mekfufin ve kıraatehum. Hum var burada. Ondan sonra en yatemi de ala nefsihi derken zamir hi. Fi tahsili ma yürüdü minel. Ha ma yürü derken ismi mevsul. Ve akbelel feta alel kitabeti ve barizeyi teallemuh. Ha zamir. Etkane ha zamir. Velakinne hu zamir. İndema'daki inde. İndema ile beraber mebni doğru. Fetevzir bazı zarflara girer. Yani biha'daki ha zamiri. Ondan sonra fi durusihi'deki hi zamiri. Biha'daki ha zamiri. Elleti ismi mevsul. İhtiyacı ile kıraati ha'daki ha zamiri. Kad tubiat ala hazihi işaret ismi. Et tarikatil hasidi ve rubbema utiha lehu zamir hu. El metbu ala hazihi işaret ismi. Tarikati fela yekadu ye'kuzu fi kıraatihi hatta yediga bi hazihi. Hazihi var. İşaret ismi. Eşedde fehuve derken huve var. Kad teavvede en ye'kuzel ilme bi uzuneyhi derken hi var. La bi isba'ayhi derken de hi var. Geldik konunun özetine. Binaneymiş yani mebni en yebka şeklü ahir kelime kelimenin şekli son şeklin aynen kalması isim olsun fiil olsun harf olsun tek bir hal durumda kalması yerin nere olursa olsun zamirler mevsuller tesniyeler hariç işaret isimleri tesniyeler hariç soru isimleri eyyu hariç şart isimleri eyyu hariç bazı zarflar haysu emsi elan mürekkep sayılar 12'nin ikisi hariç.